Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sizlere bugünkü videoda yakışıklı oyuncu Özcan Deniz hakkında bilgiler vereceğiz. Genç kızların sevgilisi Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da doğmuştur ve 5 yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı ve Kürt kökenli olan Özcan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle birlikte çocukluğunu ve gençliğinin ilk yıllarını Aydın'da geçirmiştir. Eğitim süresince kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir. 1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaptığı Aydın'da kısa sürede tanınan ve aranılan bir orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahneye çıkmıştır. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Ses Festivali'ne katılıp birincilik ödülünü alınca hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 tarihinde İstanbul'a gelmiş, oradan 1989 tarihinde Almanya'ya gitmiştir. Almanya'da da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar Münih'te keşfetmişlerdir. İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmıştır ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albümü ile şöhreti yakalamış ve 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümünü çıkarmıştır. Ardarda çıktığı televizyon programlarını sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 tarihinde Türk sinemasının duayenlerinden Memduh'un Ona Sevdiğimi Söyle adlı sinema filminde oynayarak ilk sinema deneyimini yaşamıştır. 1995 tarihinde askerlik görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında kariyerine Yalan Mı albümüyle müthiş bir dönüş yapmıştır ve aynı yıl Yalan Mı adlı diziyle televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Sırasıyla Çoban Yıldızı, Aslan Gibi, Leyla, Ses ve Ayrılık, Hediye albümlerini çıkarmıştır. 2009 yılında Sevda Zede isimli albümünü çıkarmıştır. Mercan Dede'nin Su albümünde ve 3 Hürel Şarkıları başlıklı albümde birer şarkıyla yer almıştır. Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV, Yaşasın Okulumuz, Kızılay dışında bu yıl Coca-Cola Türkiye ve WWF Her Şey Değişir işbirliği ile Bafa'ya Su Ege'ye Bereket projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkının Türkçe tercümesini Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirmiştir. 1999 yılında öyküsünü kendi yazdığı Aşkın Dağlarda Gezer adlı televizyon dizisi ile ekranlara çıkmıştır. 2002 yılında efsane dizi Asmalı Konak ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri oyunculukta da yakalamıştır. 2004 yılında Haziran Gecesi, 2007 yılında Kader, 2008 yılında Aşk Yakar adlı dizi projelerinde yer almıştır. Daha sonra Samanyolu adlı televizyon dizisinde izleyicisiyle buluşmuştur. Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994'te çektiği Ona Sevdiğimi Söyle'den sonra 2002 yılında Kolay Para, 2003 yılında O Şimdi Asker, Asmalı Konak Hayat, 2004 yılında Öyküsü Kendisine Ait, Neredesin Firuze, 2006 yılında Keloğlan Kara Prens'e Karşı, 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği Mevlana Aşkın Dansı adlı belgesel ile sinema severlerle buluşmuştur. 2011'de senaryosunu kaleme aldığı Ya Sonra başlıklı sinema filmiyle bu kez yönetmenlik koltuğuna kendi oturmuştur. 2012 yılında 11. albümü Bir Düşün ile müzik hayatına devam ederken son olarak yönetmenliğini
Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Araf filminde kamyon şoförü Mahur karakterini üstlendi. Yine yönetmenliğini üstlendiği ikinci sinema filmi Evim Sensin ile 2 Kasım'da sevenleriyle buluşmuş olup birçok dalda ödüle layık görüldü. Özcan Deniz'in başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği üçüncü sinema filmi ise Su ve Ateş'tir. 15 Kasım 2013 tarihinde izleyiciyle buluşmuştur. 2014 itibariyle Fox TV'de yayınlanan Karagül adlı dizide rol aldı. 2015 yılında ise Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide rol almıştır. Özcan Deniz 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşanmışlardır. Hala boşanma süreci çekişmeleri devam etmektedir. Özcan Deniz'in röportajlarından kısa kesitlerle Özcan Deniz'i daha iyi tanımanıza vesile olacağız. Özcan Deniz'e sen bir zamanlar sadece ünlü bir aktördün. Ünlü bir şarkıcıydın ama sonra makas değiştirip bambaşka bir yola girdin. Hayat önüne ne getirdi ki önce oyuncu, sonra yönetmen, sonra da yapımcı oldun? Sorusuna verdiği cevap, 2003'teki Neredesin Firuze benim için bir kırılma noktası oldu. O benim hikayemdi çünkü. 12-13 yıldır kafamda olan bir şeydi. Ezel Akay'da senaryoyu çok beğendi. Filme çekildiği an başka hikayelerimin de perdede olması lazım diye düşünmeye başladım. Derken 64 bölüm Haziran gecesi yazdım. Baktım ki oyunculuk da hikaye yazmak da yazdıklarını bir oyuncunun yorumladığını görmek de yönetmek de yapım aşamasında bulunmak da hepsi inanılmaz büyük hazlar. Peş peşe hepsine birden daldım. İyi de bütün bunları iyi yapabiliyor olmanın açıklaması ne? Komple sanatçı falan mısın? Sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Estağfurullah, her şeyi iyi yapabildiğim tartışılır ama bak öğrenme konusunda iddialıyım. İflah olmaz bir öğrenciyim. Bu kadar nasıl geliştirdin kendini sorusuna? Ben büyük cümleler kurmayı sevmiyorum. Kurulması da komik geliyor. Acı çekmeyen insanın hikayesi olmaz denir ya, doğru. Zaman içinde benim de acılarla birlikte birçok hikaye birikti içimde. An geliyor, onları başkalarına anlatma ihtiyacı hissediyorsun. Elindeki materyal neyse onu kullanıyorsun. Benimki müzik ve sinema. Hırs var mı peki? Hırs yapıyor olabilir misin? Sorusuna. Yok ya, sevmekle alakalı bir şey bu. Bir şeyi tutkuyla yapan insanlara sebebini sor, bilmem çünkü seviyorum der. Çünkü heyecan veriyor der. Benimki de öyle bir şey işte. Ama ne var ki bu ülkede oyuncuysan her zaman önüne seni heyecanlandıran projeler gelmiyor. Keşke filminde oynasam dediğim yönetmen sayısı da 2 ya da 3'ü geçmez. Bir kısmıyla zaten çalışmış oluyorsun. Sürekli seninle film çekecek halleri de yok ya. O zaman da peki bu heyecanı ben yaratabilir miyim diyorsun. Belki de bu yüzden kendi hikayelerimi kendim çektim. En gurur duyduğum filmler de onlar. Peki işin inceliklerini nereden nasıl öğreniyorsun? Sette mi, bizzat yaşayarak mı, kitap okuyarak mı, deli gibi durmadan film izleyerek mi? Sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Hepsi ama ben daha çok dokunarak, yanarak, düşerek, kalkarak öğreniyorum. Dört duvar arasında birinin bana bir şeyler anlatması bir işe yaramıyor. Deneyimlemem gerekiyor ve bu deneyimleme esnasında da korkak davranmıyorum. Atlıyorsun suya yani. Sorusuna ise evet, rezil olup olmamak da umurumda değil. Meşhurluğun el kitabında gizemli olmalısın mı yazıyor sorusuna ise meşhurluk umurumda değil, ben starlıktan söz ediyorum. Starlıktan neyi kastediyorsun sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Star bence ünlü demek değildir, olmak zorunda değildir. Star, ona emanet edilen işi en garanti şekilde götürebilecek kişidir. Abuk sabuk bir şey yapmaz diye para veririm. Bu garanti götürebilecek kişidir. Ben Star'a ünlü olduğu için para vermem. Bu adam 3 gün sonra saçmalamaz, abuk sabuk bir şey yapmaz diye para veririm. Güven uyandırdığı için, geceleri bardan alkollü çıkıp da basınla kavga etmeyeceği için, manasız polemiklere girmeyeceği için, görevi olmayan işlere dalmayacağı için. Mesela projeye zarar vermemek, hatta projeyi taşımam. Proje marka, star da marka. İki ürün yan yana geliyor. Birbirlerini taşımaları gerekiyor.
Benim için star budur. Yoksa şöhret olmuş olmamış hiçbir önemi yok. İşin kalitesinin önemi var ve duruşun önemi var. Duruşunuz sağlamsa, yaptığınız işler sağlamsa uzun soluklu da olursunuz. Ratinginiz de olur. Şimdi düşünüyorum, aksi örnekler de var. Aksini yaparak starlığını koruyanlar yok mu sorusuna ise var ama onlara bir marka teslim edilmez. Her an başına bir şey gelebilir. Çünkü gelmiyorsa şanstır, garantisi yoktur. Bazen garantili şeyler de sıkıcı oluyor. Garantisiz şeyler daha heyecan verici değil mi sorusuna ise ama yatırım yapıyorsunuz. Ben tamamen yatırımcı tarafıyla konuşuyorum. Benim şunu bilmem lazım. Set ahlakı var mı? Disiplinli mi? Mesela Şükrü Özyıldız çocuk 3 ay içinde 8 kilo verdi. İlk okuma provasına geldiğinde yağlı löp löpken 3 ayda Yunan heykeli gibi oldu. Hazırladığımız özendiğiniz bilgilerini beğendiyseniz umarım yorumlarda belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.